Salam, kanalın taze formatıdır. Bu adını hala koymamışak. Adını taparsız bir ad tapın. Fidan ad tap format. Gedirik bugün Expo Center'a. Niye? Çünkü silah fuarı var. Sarsılmaz var. Sarsılmazı görmeye gedirik. Ahmet Pınar'ı görmeye gedirik. Taze formatta hala ad koymamışak. Oran buranı gezip oran buranı çekeceğiz. Söz söhbet yoktu burada. Hamza yoktu. Hatay'dan gelen bir Hamza yoktu. Ora bura. Söz söhbet ora bura. Bak bu YouTuber'larda böyle bir şey var. Maşında video çekende mikrofonu bura koyarlar. Ses görürsen yapışı gelir inşallah. Bak bunu da bilin. Bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın. Gedek. Expo'ya doğru gedirik. Sen avari olur onu seçirsene bir başada. Gedirik Ahmet abini görmeye. Yolda biraz ben əsəbləşdim. Yolda sıxlıq yaradıblar biz istediğimiz yere dönebilmirik diye. Ama ev yok. Bir sponsorumuz olsaydı mesela burada yemeğimiz olardı. Yanımıza götürerdik. Bir daha harita yap almalı olmazdı. Destekleyin de. Evet. Lan bir tek ben mi yiyorum bu kanalın parasını? Çekirsen hele de. Çekir oraya çekir de bulutları çekir. Kime desem derdimi ben bulutlar gittik. Biz bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var hepsinden derin. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurlar? Geldi çattık. Gelin de size böyle bir teşmenen vlogda. Hazır içeri gezeyim. Kamera almasalar video burada bitmiş sayılır. Telefonla falan içeri bir şeyler çeksin onları koyarız. Olmazsa kameranın devamını çekerik. Bu da mikrofonumdur. Sağ olun. Siz gelesiniz aramıza katılasınız bu videoya. Sen niye öyle bir içen hiç neyse sağ olun. Geldi bize böyle bir şey verdiler. Burada vesikamızı çıkarttırdık. Bunlar da mendendi. Bunlar da bu videonun içinde var. Bu insanları seçti sizden ne bileyim. Aramızdadılar. Bu kız tanıyırsa yakın ki kanalda görmüşsünüz. Birinci Ahmet abinin tabak. Ahmet abi ne çekiyor sarsılmazı. Sonra başka yerler gezerik. Geldin. Kayıtta mısın? Kayıttayız. Şimdi abi bize sarsılmazın kompaktları görmek istiyoruz. Aha. Yani polimer gövde. Aynen. Şimdi şöyle sarsılmazın aslında bütün ürünleri bu fuarda. Double check yapmamıza gerek var mı? Herkes elini tetiğe sokuyor. Evet bak şimdi onu çok güzel anlatacağım. Adex 2022 fuarındayız. Kardeşim ziyaretimize gelmiş. Sarsılmaz olarak bütün uluslararası fuarlara biz katılıyoruz. Sarsılmaz aslında sadece tabanca üretmiyor biliyorsun. Sarsılmaz evet. Bir ordunun ihtiyacı olabilecek tüm silahları üretme kapasitesine sahip ve Türk ordusunun da kullandığı büyük ölçüde geniş bir yelpazesi var. Kuvvetlerin hepsini. Tabii. Hatta. Şimdi sadece polimer gövdeler burada. Diğer tarafta piyade tüfekleri, yüksek kalibreli makinalı tüfekler ve çelik grubu da var. İlk önce bir Sar-9 ailesinden başlayalım hepsi. Yavaş yavaş. Standımıza geldiğimizde Sar-9 ailesinden en küçük ve en yeni üyesi olan Sar-9 SC bizi var. Karşılıyor. Kompakt bir tabanca. Kullanımı çok rahat. Sen biliyorsun ben defalarca test ettim. Hatta senin kullanmak için silahtan bir tanesi. Sen de her şeyi ezbere bil. Almak istediğim, şimdi bizim Türkiye'de bir tane silah alma hakkımız olduğu için aynen. Sivillerin. Ben zaten Sar-9 kullanıcısıyım. Polimer. Taktik eğitim atış yaptığım için. En rahatı şöyle seçmek durumundaydım. Günlük taşımada yazın çok büyük sıkıntı var. Nerede kılsız, taşıyacağını taşıyacak. Şaşırıyorsun. Çünkü tişörtlesin çok belli oluyor. Bu da rahatsız ediyor. Yani silah belli ederek taşımak da seni hedef haline getirir. Kötü bir durumda yani. Silahlı olduğun bilinceği için. SC'yi çok istedim ama SC biraz ufak geliyor. SC'yi kullanmak da ayrı bir antrenman istiyor bu arada. Çünkü namlu kısaldıkça tepme yüksek. Evet. Antrenman çok fazla antrenmanla bunu kapatman gerekiyor. Şu an kullandığım Sar-9'un bu Sar-9'un tam boyu. Ha. Şimdi SC ile arasındaki farkı hemen gösterelim. Böyle bir fark var. SC ile. Dolayısıyla günlük kullanımda ya da kolluk kuvvetlerinin yedek gizli tabancası olarak çok ideal. Ya Sar-9 alacaktım. SC'yi bekliyordum. SC o zaman geliştirme aşamasındaydı. Önceden ne çıktı tabii ki? Gözümün nuru C çıktı. C çıkınca hah dedim tam benim size'ım. Hemen C'ye yapıştım tabii. Tam ikisinin arasında benim işimi gayet ideal gören, güzel. Taşırken de rahat. Mermi kapasitesi yüksek. Şimdi neyimiz var? Sar-9 SC'miz var. C'miz var. CX'imiz var. Böyle devam edelim. Sar-9'un türevleri, renk ve kombinasyonları. Aynen. Buraya geldiğimizde de Sar-9 Sport'umuz var. Sar-9 X. Yani biraz görünümü değişik. Ama burada işte Sar-9'un en uzun üyelerinden bir tanesi Sar-9 Sport. Namlu boyu daha uzun, mermi kapasitesi yüksek. Dedik ya başta kısaldıkça zorlaşıyor, uzunlaştıkça daha rahatlıyor. Sar-9 X'ler burada devam ediyor ve Sar-9'un Gen 2. Gen 2 de tetik değiştirildi, hafifleştirildi, tetiği daha modifiye oldu. Optik ready geliyor, kapağı var, COVID'lus kullanabiliyorsunuz. Şimdi yok mu şu an? Optik ready yok mu şu an üstünde?
direkt üzerinde optik gelen. Optik Ready zaten. Üstünde ha. Optikle koymadık. Geldik nereye? Sar 9 SP'ye. Sar 9 SP'nin özelliği şu. Sar 9 ailesinde Türk Özel Kuvvetleri ile beraber dizayn edildi. Sahadaki geri bildirimleri göze alınarak, onların istekleri yerine getirilerek Sar 9 platformu onlar için geliştirildi ve Sar 9 SP oldu. Peki neler değişti normal Sar 9'a göre? Namlu boyu uzadı. Aynı zamanda susturucu takmak için threaded barrel dedikleri susturuculu namlu geldi. Güzel. Susturucu geldiği zaman nişangahı kapamasın, üstünden de nişan alınabilirsin diye susturucu şöyle oluyor ya. O zaman yüksek gez arpacık geldi. Arpacık tritiumla güçlendirildi. Redda takılabiliyor mu? Tabii. Redda tridi. Bak, o yüzden yüksek. Tabii. Hem o yüzden yüksek hem de susturucu takıldığı zaman da nişangahı kapanıyor. Olsun, görülsün diye optik ready dediğimiz optik hazır geldi buraya. Bu vidaları çıkartıp optiği buraya direkt hemen monte edebiliyorsun. Onun haricinde arkada bir tane emniyet bağlaması var. Emniyet bağlaması. Çünkü onlar güzel. Yanda taşıyor, arazide sürünüyor, iple kayadan iniyor, paraşütle atlıyor vesaire. Herhangi bir kazada açılır mı açılır, kılıftan düşse bile üstünde kalsın diye bu kısmı bağlantısı şey var. İçin çok iyi. Şarjör takmak için çok evet, güzel. Evet, şarjör bağlantısı. Biz şarjörleri dün çıkarttık. Neden çıkarttık onu da şimdi anlatacağım. Çünkü şarjör geliyorlar, şarjörde mermi yok. Geri çekiyor, arkada kilitli kalıyor. Ha. İşte bu kilitlendi diyor, hepsiyle tek tek uğraşmak zorunda kalıyoruz. Doğru. O yüzden hemen burada şarjör holü var. Gece karanlıkta veyahut da daha çabuk şarjör değiştirebilmek için. Daha kolay olur. Şimdi dün mesela çok fazla ikaz geldi benim kendi Instagram hesabımdan da. Abi parmakları sürekli tetikletiyor bu onların falan. Onların tersi falan. Benim. Mesela sen bir tane tabanca seç. Ben Sar9C'ye bakacağım. Direkt senin sevdiğin. Tamam seçtin. Şimdi neden rahat olduğumu anlatayım sana. Hemen sökelim tabancayı göstereyim. Şimdi biz normalde ne yapıyoruz? Yenilerim tabancayı sakınız. Kontrol için bakıyoruz. Ağzında yok, boşa düşürdük vesaire vesaire. Şimdi bizim Sarsılmaz'ın bütün fuar silahları güvenli. Neden güvenli? Çünkü fuara gelen bütün silahları biz kontrol ediyoruz. Ne yapıyoruz? Öncelikle enjektör kısımlarını kesiyoruz. Bunun normalde enjektörü uzun. Burayı kesiyoruz. Bu bir güvenlik önlemi. İkincisi, bak namluya. Şimdi bir de buradan bak. Namlular kapalı. İçine mermi alamaz. Güzel. Onun haricinde iğnelerin hepsi kesik. Vurduğu zaman iğne dışarı çıkmaz. İğnenin arkası var, ucu yok. Bütün hepsini kontrol ediyoruz ki ne olur ne olmaz. Hani burada ne olacak? Mantıklı. Mermi yok. Ama bir tane akla evvel gelir. Meczubun bir tanesi. Cebinden bir tane mermi çıkarsak içine koyar. Bir şekilde sokar içeri. Allah korusun. O yüzden onlar olmasın diye önlemleri alıyoruz yani. Sonuçta burası fuar. İnsanlar görsün, aynen. Elini alsın, rahat rahat baksın diye böyle. Ve herkese de müdahale edemiyoruz. Yani. O yüzden biz ne yapıyoruz? Eşeğe sağlam kazığa bağlıyoruz. Ondan sonra Allah'a tevekkül ediyoruz. Ben dün sordum. Dedim ki silahlar hepsi orada açık. Herkes dediği gibi kullanıyor. Biz yani gelince double check yapmamıza gerek var mı? Yokmuş. Ama alışkanlığı biraz bırakmamak lazım. Ben bile hala mesela bir şey aldığım zaman ne namlumu doğrultuyorum, tıkıyorum, ne parmağımı içeri sokuyorum. Ne olur ne olmaz diye çekiyorum, bakıyorum yine namlunun kapalı olduğunu yani bildiğim halde. Çünkü alışkanlığımı devam ettirmek istiyorum. Alışkanlığımı bozmak istemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Sar 9 SC'de bakın şurada tetik emniyeti var. Tetiğe buradan bastığınız zaman basılmasın diye. Şöyle bir şey yapmışlar. Benim bir arkadaş görüp şey dedi. Aa çift tetik var dedi. Çift tetik değil aslında bu. Emniyet için. Bu aynı zamanda böyle sinyal mekanizması. Şöyle göstereyim ben sana. Eğer silah kurulu değilse o kırmızı parça dışarıda olmuyor. Aynen doğru. Silah kurduğum an şöyle göstereyim yakınlaşırsan. Silah kurduğum an o kırmızı parça dışarı çıkıyor bak. Hop dışarı çıktı gördün mü? Bu aynı zamanda silah kurulu. Dikkat et. İçini bir kontrol et. Doğru. Bastığın zaman tetik çalışacak. Aslında silah bizle konuşuyor arkadaşlar. En basitlerinden biri. Mermi bittiği zaman ne oluyor? Böyle kalıyor. Niye böyle kalıyor? Silah bize sinyal veriyor. Kardeşim mermin bitti diyor. Veyahut da bir arıza var diyor. Kapak takımı geride diyor. Yani silahın bize verdiği işaretleri, sinyalleri ilk önce bilmemiz gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Ben kuruluyum diyorsam. Türkiye'de bizim Safe Tension System dediğimiz bir sistem var. Onun ne olduğunu anlatmak istiyorum. Bu çok önemli. Geçen sordular. Evet. Hatta. Bu çok önemli bir nokta. Sar9'ların hepsi Safe Tension System. Bu ne onu açıklayalım. Şimdi normal tabanca operasyonu nasıl olur? Şarjöre mermiyi bastın. Şarjörü içeri taktın. Silah kurduğun andan itibaren şarjörden mermiyi alır, atım yatağına sürer. İğneyi de geriye çeker, bekler. Değil doğru. Mi? Ama bu Sarsılmaz'da böyle değil. Neden değil? Emniyet için. Sarsılmaz'da bu iş şöyle çalışıyor. Şarjörü taktın,
geriye çektin, bıraktın. Mermiyi aldı, içeri sürdü. İğneyi geri çekmez. İğne burada bekler. Çünkü herhangi bir kaza, yere düştü, bir şey oldu. İğne blok emniyeti açıldı ya. Oldu da dünyanın en kötü şeyi oldu. Olabilir, aynen. Tarsılmaz SAR 9 kendi kendine patlamaz. Çünkü iğne kurtulsa bile iğnenin gücü kapsülü patlatmaya yetmiyor. Güzel. Nasıl çalışıyor? Mermiyi ağzına verdin, iğne burada. Tetiği çekmeye başladığın an iğne geri gelmeye başlıyor. Ondan sonra vuruyor. Biz de buna STS sistem diyoruz. Bunu sarsılmaz Türkiye'de, Türk yapımı tabancalar arasında sadece sarsılmazda var. Güzel. O yüzden diyoruz ki bu tam bir görev tabancası. Şimdi bu 9C şu anda emniyet personeline, kolu kuvvetini kullandığı silah hangisi? SAR 9 mu normal? SAR 9 kullanıyorlar, SAR 9 Mete kullanıyorlar. Burada küçük kardeşimin elindeki tabanca. Şöyle yapayım mı? Sana bir hediye getiriyorum. Bekler misin beni? Bu sana göre değil. Ama sana göre bir şey getiriyorum. Bekle. Bakalım ne çıkacak? Bu SAR 9 Mete. Bu ne? Normal SAR 9. Bunu kurmak daha asan değil mi? Ona göre ki bunun üst kızağı daha büyüdü. Daha böyle olduğu için daha rahat kurulur. SC daha balazı, daha kompakt olduğu için rahat kurulur. Bu kurmak çok rahattır. Ahmet abinin Hams'ın işlettiği için daha önce. Ona göre Hams'ın rahat aran tutulur bilir. Ben yok. Sana getirdim. Ha şey yok. Onunla mı? Sana kurban oldum. Ben teşekkür ederim. Şey geldi, anahtarlık. Kıskandı. Kıskandı, al sana da veriyorum. Aa çok sağ ol abi. Güzel. SAR 9 SC üst kızağı bence daha küçük olduğu için kurması bana rahat gelmedi. Bunun üst kızağı daha büyük olduğu için benim elime daha rahat oturdu mesela. Ya bu tamamen alışkanlıkla alakalı bir şey. SC'yi de alalım. Buradan da kurarsın, böyle de kurarsın, böyle de kurarsın. Ama genelde buradan kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu yapmamak lazım. Özellikle parmak kumarda. Olabilir. Ya tabii şuradan. Ya da şimdi şöyle bir şey var. İçeride mermi varsa onu atacak. Şurası ısırıyor, görüyor musun hemen? Aynen. Ya zaten böyle bir kurma yok. Emniyet olduğu zaman kurulmuyor değil mi hiç? Ha. Emniyet olduğu zaman kızağı kilitliyor direkt. Evet, kızağı kilitliyor. Ben emniyet sevmiyorum ama bu mecburi şimdi kolluk güçlerine, askeriyeye verdiğimiz için onların aynen şartnamesinde diyorlar ki mesela mutlaka burada emniyet olacak. Ben çok sevmiyorum. Neden? Benim emniyetim burada. Benim emniyetim doğru, burada. Kafada. Dolayısıyla bir de zaten STS sistem bir tabanca. Doğru. Sen istemeden patlamayacak bir tabanca zaten bu. Dolayısıyla kurallara riayet ettiğin müddetçe apaçilik yapmazsan, sağa sola tabancayı döndürmezsen, olur olmadık yerde tetik düşürmeye kalkmazsan tabanca zaten patlamaz. Doğru. Ama sen ne zaman artistik yaparsın, eğitimini unutursun, patron bu olur. Geçmiş yani olsun. Ben bunun patronuyum, ben bunu kullanıyorum. Bunun beni kullanma ihtimali yok. Senin bir videon var hatta bir silah en hızlı nasıl kurulur diye. Diyor ki atış attığını adam oluştururken yolda kuruyor. Ha, en hızlı kurmaktan bahsetmiyorum. Senin kurman. Doğru nişan hattı oluşturma. Kurarken doğru nişan hattı oluşturma. Kurarken yolda diyor mermiyi sürüyor, öyle atıyor. Silah kullanmak tamamen hem tekniklerin dışına çıkmamak, doğru nişan hattı oluşturmaktan bahsediyorum. Ben genellikle eğitimlerinde hep ne yapıyorum? Silaha geldim, silaha çıktım. Silah kurduktan sonra silah ilk önce gözümün önüne kaldırıyorum. Niye gözümün önüne kaldırıyorum? Şimdi genelde şu hatayı yapıyorlar. Bak burada da mesela aynı bak. Hep göğsümden çıkıyor, tamam mı? Görüyor musun? Oran saç. Hep sürekli göğsümden çıkartıyorum. Aynen. Çünkü şu. İlk önce neyi görüyorsun? Ateş edeceğin yeri görüyorsun değil mi? Doğru. Hedefi görüyorsun. Gözüm hedefe kilitleniyor. Ben zaten bununla antrenmanlıyım. Bunun nerede olduğunu zaten biliyorum. Bu benim elimde. Ben gözümü hedeften ayırmıyorum. Ben angaje olduğum zaman çıktım. İlk önce gözümün önüne getiriyorum. Çünkü burada da atmak zorunda kalabilirim. Ya hatta dat kullanıyorum ya. Ha. Buradan buraya gelirken bak, zaten üstünde bak. Arpacık şu anda hedefin üstünde. Zaten hedefin üstünde. Şunu yapmamak lazım. Yani bunu kaldırdın sonra arkada hedefi aramak doğru bir şey hedefe değil. Hedefe getirmek direkt. Tabii ki. Sen hedefe kilitlen, bunu arpacığı yakala, hedefle gözünün arasına getir. Ondan sonra bak buraya gidesiye kadar parmağım içeri bile girmiyor. Alışkanlığa bak. Bak silah kavradım. Parmağım dışarıda. Geldim, vurdum, parmağım hala dışarıda. Bak silah yolda gidiyor hedefe doğru. Parmağım hala dışarıda. Artık dirseklerimi açmaya geldim. Hedefin üstüne geldim, öyle girdi içeri. Atışımı yaptım, parmağım yine dışarıda. Çünkü niye? Ben buradan kavradım. Silahı da buraya aldım. Bam! Kendimi vurdum. Böyle kaldığı zaman şey de olabilir. Şu an kurulu değil zaten silah. Evet. Biriyle kapışırken, yumruğu sıkarken yanlışlıkla da sıkabilir insan. Tetik düşürme mandalını kuramadım arkaya. Merhaba. Ben Tom'adım. Ha gayret. Ha oldu. Bu normalde aslında bu kilitlemek için değil. Bu kendisi kilidi açmak için. Senin tabirin de doğru değil aslında bunu kullanmak. Sen ya normalde şöyle, direkt arkaya kurarsın. Şöyle doğru olanı ya buradan da düşürebilirsin.
Ama yani mekanik bir şeyle düşürdüğün için arıza verme ihtimali binde bir de olsa var. Dolduramaz. Dolayısıyla dolu şarjörü taktığımız zaman ben genelde buradan bırakıyorum. Ben öyle biliyorum. Böyle diğer silahlara başkaları mı ilgileniyor yoksa? Hadi siz gidin orada biraz takılalım. Kendiniz takıldığınız yerde seslen bana gelirim. Tamamdır. Ahmet abi başı karışırdı diye burada artık Ahmet abinin yerine birini tadayım ben kestim şeyi göstereyim. Burada ne var elimizde? Sar 9 var. Silver modeli. Bu sivil taşıma için daha yakışıyordu. Çünkü bu askerler falan işlese o ışıktan falan filan yansımadan yeri belli ediyor. Adaka sniper atar. İşte sen tanı. Sen bir tane silah alıp elbet çeşitli neyse olmasa tapancaların hansın sana. Öyle de onu da öğrendin. Bak parmağın hemşire burada çölde olacak. Bilmem onu. Buradan nereden bilirsin? Bilmem de bayağı gösterdi de. Evet. Tamam. Dev abele. Ha. Nişan al. Adam dedi ki. Ha? Böyle çeksen öyle niye? Ben böyle çekiyorum. Böyle en idealı rahatı böyle. Böyle seçmiyorlar. O en bab idealı ne böyle seç. Böyle seç. Aha seç. Yok abi. Böyle bak. Aynen. Bak. Böyle iki parmaktan sürüşebilir bak. Böyle doğru. Gördün mü? Gel gel gel. Başka. Size gösterim buradan. Sar 9 Gen 2 Fidan Hanım. Burada tetik emniyetli. Bir tane alabilirim zahmet olmasa. İnsanların çok sevdiği Rus ruleti var ya. Bir tane gülle alıp seçirsen bunun içine. İçin seç. Bu Rus ruleti alıp böyle eleyip atlan. Bir de böyle bir şey var. Bunu buradan gösteririm size. Normalde atanı görürse burada fırlanır sonra basılır. Ama buradan alındı artık güllerini buraya verir. Sonra iyi gönderir. Buyur. Bu da onun bir böğüydü. Bu da onun bir böğüydü. Namusu daha böğü olduğu için tepmesi daha az olabilir. Bu da aim sistem. Buyurun. Bu ne seç? Ney? Ver. Burada bir tane düğmesi var. Buna basırsız. Gelir. Burada işte Sar 9'un Ervin de onu göstersin. En uzun modelidir. Nedir bu? Sar 9 Sport. Bunun en uzun Sar 9'un en uzun modeli Sar 9 Sport. Bunun biraz avantajı nedir? Buradan gaz çıkışı var. Ve daha uzun olduğu için yani namlu uzun olduğu için daha az tepmesi var. Şimdi ise istiyorsanız size biraz gösteririm avtomatları istiyorsanız size. Kese gelin 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 gelin. Burada böyle silahların farklı şekilleri var. Ve geldi en maraklı gelen silahlara. Bu bizim Malik'in, Arap Malik'in en sevdiği silahlardandır. Sar 308, 762 atır. 762 atır buradan ayarlanabilir dipçiği var. Tikerliği de hamın çektiği böyle bir şekil olur. Farklı de eğer aranızda dağ 2 izleyen varsa, dağ 2 izlemişsiniz eğer orada olan silahlardan biridir. MPT 76, 762 mermi alır normalde. 20 mermi alır. Sarsılmaz üretir. MPT 76 ama size esas bir de Sar 56 ile Sar 109'u göstereceğim. Gelin bura. Demeli böyle. Çok sağ olun. Burası Sar 56 var. 5.56 mermi atır. 30 gülle alır. Gülle içeri alından sonra buradan böyle güllenin içeri de basıldığıyla bir de... İşte böyle şeyler yapmıyoruz. Bunu buradan vurup içeri alabiliriz. Her iki taraftan solakay ve sağakay diye bir şey yok da solakay olanlar için buradan ayarlayabilmemiz için ne var burada? Safe var, tekli var. Bu da otomatik sitesidir. Buradan böyle çekirik, ayarlayırız. Sar 308'de böyle bir şey var. Böyle göstereyim rahat. Evvelce bunu ben birincide taktım sonra takamadım. Bunu takan, evvel burasını takır sonra böyle tak takılır. Heh. Çekildi. Burada böyle bir şey var. Bu teklidir, bu otomatikti, bu da safe'ti. Böyle onu atın. Doğru mu hocam? Şu. Keçey bura. Sar 762 MT'miz var. Silahtan daha balaza bir uşağı da var yanında. Bunu Allah böyle atmak için hamı bir Ayı Murat diye bir arkadaş var, bir karakter var bölüde. O olmalısı ki bunu böyle tutup atabilirsiniz. 762 atır ama ağır silahtır. Bunun normal atış şeklinde budur. Normalde bunu böyle atarsınız. Sonra geldi bir tane bunu göstereyim size. Sar 127 MT. Ahmet abi indi buralara bir yerde. Onu görüp buradan yavaş sıkırık. Normalde burada başka silahlar da var, başka markalar da var. Biz bunların hamısını gezmeye halımız yoktu. Biz esas burası sarsılmazı seçmeye Ahmet abini de görmeye gelmiştik. O, esas onu öyle değil, diğerlerini seçmeyeceğiz. Böyle ama bir de akşam bizim çekilişimiz var. Oraya gideceğiz. Bu verilişin, bu videonun devamını gelmeyini istiyorsa bayağı fidan yolda bu formatı attaptı. Adı neydi? Oradan buradan. Fidan Hanım, bir daha olar siz zahmet olmasa. Bu formatın adı neydi? Siz taptınız bayağı. Ora bura. Ora bura. Oradan buradan değilmiş. Ora buraymış. Ora buranın devamını gelmeye istiyorsa yazın alta. Bu kadar. Şimdi bir de Ahmet abini orada görey sağ olacak. Hazır bu silahların kabağında. Ahmet abi biz ufaktan gidiyoruz. Tamam. Kaçıyoruz. Buradaki silah hamısı şey çeliktir. Akşam konuşuruz. Ahmet abi çünkü görevli bu verilerinizi hazırlayın. Tamamdır.
Gecəniz xeyirə, özünüzə yaxşı baxın. Biz gedirik axşam söz-söhbət çəkməyə. Görüşənədək gecəniz xeyirə, sağ olun. Axırda alqış yox da burada, elə bir şey gözləməyin.